Şimdi Eskişehir'imizin ilçelerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil edecek adaylarımızın tanıtımına geçiyoruz. Hazır mısınız? ...31 Mart akşamına kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ana kademe durmak yok. Kadın kolları durmak yok. Gençler durmak yok. Maşallah. Evet. Şimdi isimleri açıklıyorum. Alpu Belediye Başkan adayı Cumhur İttifakı'ndan, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Alparslan Kokulu. Alpu Cumhur İttifakı adayımız Alparslan Kokulu. Hazırız ve kararlıyız. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Hazırız ve kararlıyız. Beylikova Belediye Başkan adayımız Vahit Kara. Beylikova Vahit Kara. Biri mutsuz olsa dert eden, bir belediye hayal edin, vatandaşını gerçekten seven. Gönül işi, bu bir yürek işi, bu sevda işi, işte AK Parti. Çifteler Belediye Başkan adayı Cumhur İttifakı'ndan Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kadir Bıyık. Çifteler Cumhur İttifakı adayımız Kadir Bıyık. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Hazırız ve kararlıyız. Gün Yüzü Belediye Başkan adayı Cumhur İttifakı'ndan Büyük Birlik Partisi'nden Hidayet Özmen. Gün Yüzü Belediye Başkan adayımız Cumhur İttifakı'ndan Hidayet Özmen. Kendinden keyfinden vazgeçen, biri mutsuz olsa dert eden, bir belediye hayal edin, vatandaşını gerçekten seven. Gönül işi, bu bir yürek işi, bu sevda işi, işte AK Parti. Han Belediye Başkan adayımız Bekir Belceli. Han Belediye Başkan adayımız Bekir Belceli. Çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Hazırız ve kararlıyız. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. İnönü Belediye Başkan adayımız Serhat Hamamcı. İnönü Serhat Hamamcı. İşte AK Parti. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Hazırız ve kararlıyız. Durmadan her köşene. Teşekkür ediyoruz.
Mahmudiye Belediye Başkanı adayımız Murat Uçarer. Mahmudiye Murat Uçarer. Teşekkür ediyoruz. Akyaşmaklılar. Mihal Gazi Belediye Başkan adayımız Zeynep Güneş. Mihal Gazi Zeynep Güneş. Bu bir yürek işi, bu sevda işi, işte AK Parti. Çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Hazırız ve kararlıyız. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Hazırız ve kararlıyız. Teşekkür ediyoruz. Mihal Itçık Belediye Başkan adayı Cumhur İttifakı'ndan Milliyetçi Hareket Partisi'nden Halil Sami Barış. Mihal Itçık Belediye Başkan adayımız Cumhur İttifakı'ndan Halil Sami Barış. Teşekkür ediyoruz. Odun Pazarı Belediye Başkan adayımız Özkan Alp. Odun Pazarı Özkan Alp. Vatandaşını gerçekten seven, gönül işi, bu bir yürek işi, bu sevda işi, işte AK Parti. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye. İnşallah Odun Pazarı aslına rücu edecek. Bu seçimde inşallah Odun Pazarı AK Parti ile aklanacak. Hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Hazırız ve teşekkür ediyoruz. Seyit Gazi Belediye Başkan adayımız Cumhur İttifakı'ndan Milliyetçi Hareket Partisi'nden Erhan Erden. Seyit Gazi Cumhur İttifakı adayımız Erhan Erden. Gönül işi, bu bir yürek işi, bu sevda işi, işte AK Parti. Çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Hazırız ve Sivrihisar Belediye Başkan adayımız Hüseyin İlhan. Sivrihisar Hüseyin İlhan. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Hazırız ve kararlıyız.
Tepebaşı Belediye Başkan adayımız Hamit Yüzügüllü. Tepebaşı Hamit Yüzügüllü. Kendinden keyfinden vazgeçen, biri mutsuz olsa dert eden, bir belediye hayal edin, vatandaşını gerçekten seven. Gönül işi, bu bir yürek işi, bu sevda işi, işte AK Parti. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazır. İşte yerel yönetimlerde İstanbul'daki efsane başkanlığıyla çığır açan dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Tepebaşı Odun Pazarı. Aslında rücu edecekler. Değil mi? Ve başkan adayımız da öyle diyor. Aynı şekilde her ikisi de almakta kararlıyız ve alacağız diyor. Sayın Cumhurbaşkanım, ben 10 yıl boyunca Sivrihisar'da AK belediyeciliği kanıtladım Türkiye'ye. İnşallah önümüzdeki dönemde de tepe başını AK belediyecilikle buluşturup AK belediyeciliğin nasıl belediyecilik olduğunu tüm Türkiye'ye göstereceğiz inşallah. İnşallah. Saygıdeğer Eskişehirli hemşehrilerimiz, Eskişehir'imizin 14 ilçesinin aday tanıtım programı burada sona erdi. Evet, genel başkan yardımcılarımızı, milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Hazırız ve kararlıyız. İşte birliğimizin, beraberliğimizin teminatı. İşte dünya mazlumlarının gür sesi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'in ardından bugün Eskişehir'de ilçelerin aday tanıtımını gerçekleştirdi. Ayrıntıları alacağız şimdi. Ata Gündüz Kurşun bekliyor bizi. Son notları anlatacak Ata. Çok teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Başkan Erdoğan halen daha burada. Saniyeler önce aday tanıtım toplantısı bitti. Şehit Anıl Gül spor salonundayız. Başkan Erdoğan partisinin Eskişehir, Büyükşehir, ilçe başkan adaylarını açıkladı. Dakikalar önce Alpuda Alparslan Kokulu, Beylikova'da Vahit Kara, Çiftelerde Kadir Bıyık, Günyüzü'nde Hidayet Özmen, Handa Bekir Belceli, İnönü'nde Serhat Amamcı, Mahmudiye'de Murat Uçurer, Nihal Gazi'de Zeynep Güneş, Miyalıçık'ta Halil Sami Barış, Odun Pazarı'nda Özkan Alp, Seyit Gazi Erhan Erdem, Sivrihisar'da Hüseyin İlhan ve tepe başında da Hamit Yüzügüllü aday olarak gösterildi. Başkan Erdoğan çok önemli mesajlar verdi burada. Yaptığı konuşmada yaklaşık yarım saat boyunca bir konuşma gerçekleştirdi. Biz şehirlerimize hizmet kazandırmaya meftunuz dedi. Eskişehir'e yüksek hızlı treni biz kazandırdık dedi. Yolları biz kazandırdık dedi. Yerel ve merkezi
yönetimin birleşmesiyle Eskişehir'in daha da fazla ihya olacağını vurguladı Başkan Erdoğan. 18. defa milletimizin huzurundayız dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Biz eser ve hizmet siyaseti yapmak istiyoruz dedi. CHP'li belediyelerin şehirleri geleceğe taşımak, geliştirmek gibi bir gayeleri, dertleri yok dedi Başkan Erdoğan. Evet, şu an itibariyle Başkan Erdoğan halen daha salonda, bir taraftan vatandaşlarla, bir taraftan da başkan adaylarıyla görüşmelerini sürdürüyor. Evet, toparlayalım. Şu an itibariyle Eskişehir'deki aday tanıtım toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan bir taraftan da gözüm orada, halen daha salondan çıkmış değil. Takip ediyoruz. Yeni gelişmeleri oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.